Herkese merhaba ve piramidin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle biraz hastayım birkaç gündür. Dolayısıyla çok heyecanlı gelmiyorsa sesim kusura bakmayın. Ve aynı zamanda onun yüzünden de kamera yok. Çünkü kamerada düzgün gözükmesi için suratımın acayip karanlık olmadan önden ışık koymam gerekiyor kendime. Ki eğer green screen'in çalışmasını istiyorsam daha da güçlü bir ışık koymam gerekiyor. O yüzden hani uzun süredir green screen yok. Şu anda zaten başım çok ağrıyor. Hiçbir ışık istemiyorum tam gözüme doğru bakan. Ondan dolayı bu bölüm kamerasız gideceğiz. Tamam? Güzel. Bu arada oyunu açtığımda açılmadı niyeyse. ve foam fix denilen bir tane modu kaldırmamı istedi. Ben de kaldırdım. Ondan sonra açıldı herhangi bir sorun olmadan ilginç bir şekilde. Ee, Neonu kaldırmamı istedi. Bilmiyorum. Hani herhangi bir mod paketini update falan da yapmadım. Modlar update gelmiş olsa hani herhangi bir şey artık gerekmemiş olsa o. Genelde öyle oluyor. Onu kaldırdım açıldı ve şu anda bu borular böyle gözüküyor. Hani üstünde bir sürü rastgele şekil var. Sağ üstünü Ama daha dikkatli bakarsak şey gibi gözüküyor onlar. Ee, direkt... Ne onlar? Yanılmıyorsam direkt şu drone'un e, programlama şeyleri Numenic Craft'tan. Öyle değil mi? Şu şeyler. Yok. Şunlar gibi şuradaki şekillere benzettim şu solda görenleri. Bilmiyorum yani artık borularımız böyle görünüyor. <laughs> Ama yere koyunca düzgün çalışıyorlar. Sadece çantamızda böyle görünüyorlar. Eminim bir şeyler bozulmaz. Her şey düzgün çalışır, değil mi? Ne zaman bozuldu ki zaten save dosyamız? Geçen bölüm bunu yapacağız demiştim fakat şimdilik erteleyeceğim. Niye? Çünkü bunu yapmak için advanced pressure tube gerekiyormuş ve advanced pressure tube için bizim bir assembly e, yeri kurmamız lazım ki onu kurması oldukça zor ve zaman alan bir şey. Dolayısıyla bunu daha sonra yapacağız. Tamam. Yani şimdilik e, direkt Redstone Flux'la hava basıncı üretmeyeceğiz. Onu sonradan yapacağız. Bu bölüm sadece programmer'ı halletmek olacak. Ana amacımız. Programmer'ı halletmek için yapacağımız birkaç şey var. Öncelikle e, yapacağımız şey bir tane empty PCB yapmak. Onun için green plastik ve compressed iron ingot'ı pressure chamber atıyoruz. Evet, bilmeden videoda değilken aldım <laughs> plastiği. Kısacası buradan plastik selection'dan istediğimiz şeyi seçiyoruz. Ve daha sonra o da bize plastiği veriyor. Bir tane green plastik aldım mesela. Ee, onun dışında başka plastiğe ihtiyacımız olacaksa hemen onu da alayım. Böylelikle görmüş olun nasıl çalıştığını. Çünkü daha önce görmediniz. Ee, mesela black plastik gerekecek. Direkt buradan black plastiği seçiyoruz. Ve bize geliyor gördüğünüz gibi. Ve tabii ki plastiğimiz de bitti bu arada. Şimdi nasıl yapıyoruz? Birazcık bizim kompres iron'a ihtiyacımız olacak. Kompres iron için hemen şuraya gideceğiz ve buradan birazcık alacağız. Bu adeti de daha önce hiç kullanmadık. Direkt üretim yapmak için doğru düzgün. Dolayısıyla kullanalım. Pressure chamber'a öncelikle eşyalarımızı koyuyoruz. Ne koyacağız? Bize bir tane ne gerekiyor? Green plastik ve kompres ee, iron gerekiyor. Kompres iron'ı yerleştiriyoruz. E, tabii ki bunun için şeye ihtiyacımız var. Öncelikle bu aletin içinden eşya çekecek olan alt tarafındaki pressure chamber interface'e neyi çekeceğini söylemeniz gerekiyor. Yoksa içine attığınız eşyalar henüz dönüşmeden ve işlemden geçmeden onları içinden çekiyor direkt. Ben dedim ki eğer item'ın isminde empty geçiyorsa bunu al dedim. Neden? Çünkü bizim üreteceğimiz eşyanın ismi ne? Empty PCB. Yani empty PCB görürse içeride bunu alacak bu. Onun dışında bana ee, hopper ve item dock gerekiyor artık. İlginç bir bilgi daha. Chestler direkt görünmez artık. Ee, evet. Direkt görünmezler. Şu an olan şeyler çok hoşuma gitmiyor oyunda. Ama çalıştığı sürece sorun yok galiba. Bakın hiç borunun içinde görmüş müydünüz? <laughs> artık gördünüz. Ee, görünmez her neyse. Ve böylelikle görünmez chestimizi de buraya koyduk. Artık hazırız. Bunun içine ne yapıyorum? Bir tane green plastik atacağım ve bir tane kompres iron atacağım. Bunların ikisi yavaş bir şekilde buraya atılacak. Bu aletin genel e, çalışma hızı yavaştır. Ve bu konuda çok yapabileceğimiz bir şey yok açıkçası. E, ve ikisi de buraya atılıyor. Burada işlemden geçecekler ve bizim sandığımıza gelecekler. İçeride olduklarını da göremedik. Muhtemelen yine... Sen nereden geldin be? muhtemelen yine görüntü baglarından birisi şu anda olan. Yani umarım şu an gördüğümüz şeylerin tamamı görüntü bagıdır. Herhangi bir <laughs> bana sorun çıkaracak bir şey yoktur çünkü biraz olan şeyleri gördükten sonra görünmez sandık falan birazcık korktum. Eminim bir şey olmaz ama. İyiyiz şu anda empty PCB'mizi aldık. Şimdi bu empty PCB'yi e, ileriki yapacağımız adım kesin olarak çalışsın diye buraya yerleştiriyoruz. Bu arkadaş da bu yavaş yavaş gitgide gelişecek ve kesin olarak olacak bir şey olacak. Gördüğünüz gibi şu anda %1 oldu. Bu yavaş yavaş ilerleyecek. Baya yavaş. Sonra bizim bir tane de etching asit yapmamız gerekiyor. Sonra da bu asidin içine atacağız bu arkadaşı çünkü. Bu asit nasıl yapılıyor? Spider Eye, Green Plastic, Rotten Flesh, Gunpowder ve de su istiyor. Bütün malzemeleri toplayıp geleyim ben hemen. Merhaba, geri geldim ve bayağı bir iş yaptım. Henüz yapmak istediğimiz o asidi ayarlamadım fakat buralarda bir sürü çalışma yaptım. Öncelikle bildiğiniz üzere bizim ürettiğimiz basınç yetmiyordu. Direkt bunu, bunu ısıtıp düzgün bir şekilde petrol işlemek için. Dolayısıyla bunları sayısını artırdım. Ee, birkaç tane artırdım yetmedi, şimdilik sayısını 5'e çıkarttım. Şu anda yetiyor gibi. Hala hem üretim hem işletmeyi kaldıramıyoruz fakat en azından işletmeyi devamlı olarak yapabiliyorum çalıştığı zaman. Fakat bunları çoğaltınca tabii ki bu sistemi de değiştirmem gerekti. Öncelikle eğer e, çok fazla basınç birikirse bütün fırınları kapatmak için bu sistemi biraz daha değiştirip e, geliştirdim. Biraz kapalı gözüküyor. Sadece bu 5 tane kabloyu yan yana ve birbirine değmeyecek şekilde bağlamam gerekti. Bunların hepsi fırınlara bağlanıyor. Onun dışında bu kadar fazla fırın olunca acil bir durum olursa diye fazladan e, hava verecek şey de eklemem gerekti buraya. Ve bazı şeylerin yerlerini değiştirdim. E, gereksiz şeylerden kurtuldum etrafta, vesaire. Şu anda sonuç olarak bizim bir sürü plastiğimiz var. Çünkü burada bayağı plastik birikti ve bunları işledim. Bunlar işlendiğine göre artık bunu kaldırayım hatta. E, ve şunu da kaldıralım. Direkt şöyle yapalım. Niye baştan Torch, e, Torch diyorum, Lever koydum bilmiyorum şu Redstone kontrole basmak yerine. Şimdi bir süre daha e, Refiner'ı çalışsın artık. Değil mi? Refiner'ı çalışırken biz de işimize bakacağız. İşimiz ne? Pressure Chamber. Şimdi tek tek bütün malzemeleri koyuyoruz buraya ve bu defa aşağıya inip başka bir şey isteyeceğiz. Aşağıya inişi şuradan yapacağım ben bundan sonra. Bunu her seferinde yazmam gerekiyor ne yazık ki. çok yapacağımız bir şey yok o konuda. Ve buraya asit yazdım. Böylelikle istediğimiz şey alınacaktır. Daha sonra burayı devamlı olarak açık tutacağım artık. Buraya bütün malzemeleri atıyorum. İki tane spider eye. 2 iki tane bucket. Bir tane bucket iki tane gunpowder, iki tane zombi eti, iki tane yeşil plastik. Evet. Ve başka unuttuğumuz bir şey var mı? Galiba yok. Evet tamam. Orada oluştu gördüğünüz gibi. Çekildi ve yakın zamanda buraya gelecektir. Chestimiz. Chestimize daha doğrusu görünmez çestimize. Böylelikle etching asit bucket'ımız hazır. Bu arkadaş ne? Bu arkadaş şu işe yarıyor. Eğer birkaç tane şunlardan alırsak daha rahat görebilelim diye bunu direkt buralarda bir yere kuralım. Mesela burası boş. Dördünü böyle koyuyoruz. Buraya asit bucket'ımızı koyuyoruz. Daha sonra bu arkadaşın içine bizim empty PCB'mizi atıyoruz. Şimdi bu empty PCB tam 5 dakika boyunca bunun içinde duracak ve bizim istediğimiz şeye dönüşecek 5 dakika bunun içinde durunca. Gördüğünüz gibi şu anda %2 oldu ilerlemesi. Bunun %100 olmasını bekleyeceğiz. Yani bekleyeceğiz kısacası. Bunu beklerken ben ne yapacağım? Bunu beklerken ben diğer gerekli malzemeleri yapacağım. Programmer için başka neye ihtiyacımız var? 3 tane transistör ve 3 tane kapasitör yapmamız lazım. Bunlar için 3'er tane black plastik ve 3'er tane Cyan plastik gerekiyor. Pekala bitti ve ben bu bitene kadar neredeyse her şeyi hazırladım galiba. Bakalım yapabiliyor muyuz? Şuradan biraz da klasik <laughs> çalışma masasına gidelim bakalım. Transistör ve kapasitörler daha sonra buraya bizim unassembled PCB'mizi koyuyoruz ve bu bize printed circuit board veriyor. Böylelikle bir Printed circuit board'umuz var artık. Ben turbine rotorları hazırladım. Yapımı oldukça kolay. 3 tane turbine blade ve bir tane compressed iron istiyor. Compressed Ay değil şey. Turbine blade'lerde 1 altın, 2 redstone. Gayet kolay. Direkt göstermedim bile gerek yok diye. Ve daha sonra böylelikle programı da yapmış bulunuyoruz resmi olarak. Şimdi de bunu da görev yerine vereceğiz. Böylelikle bir görev daha tamamladık. Harika değil mi? ve programı buraya koyuyoruz. Bu görevi de tamamladım. Evet. Böylelikle yapmadığımız kaç tane şey kaldı bizim şu anda? Oldukça az kaldı. Bu tarafın tamamını bitirdik. Bu taraftakilerin tamamını bitirdik. Sadece bu yüz kaldı. Buradan da 3 tane görev kaldı. Ki şu görev direkt şaka göreviymiş. Başka bir görev yapınca ödül de veriliyormuş galiba. Yani bunu da saymıyoruz. Sadece iki görevimiz kaldı şu anda. Evet. Ve bize bir sürü müzik CD'si verdi. Şu anda bunları kullanmayacağım bile. Ama zırh setini giyebiliriz. Tabii ki bunları şarj etmemiz lazım. Şarj edecek şey yapacağız. Fakat yani güzel. Artık bir çeşit zırhımız oldu en azından. Ha? Evet. Şimdi ise Starfield Creator yapmaya başlayalım ve ondan sonra da ...Dragonic Fusion Injector'a geçeriz. Hangisini yapmak daha kolay olur emin değilim. Bir bakalım öncelikle bir şuna. Starfield... Uh, ...Creator. Bunun için direkt... ...Botania'ya geçmemizi istiyor. Evet. Botania ve... Uh, ...Dragonic Evolution var... ...seçeneklerimizde. Şimdilik... ...Botania ile başlayalım ve... ...yapabildiğimiz kadar yapalım bakalım. İlk yapacağımız şey... ...tabii ki bir sürü Floral Fertilizer... ...ve Yellow 0. Evet... <laughs> Floral fertilizer'dan bir tane mi yapabiliyoruz? Rose redler gerçi çantamdaymış. Şunları da şöyle koyarsak bir sürü yapabiliriz muhtemelen. Yapabildiğimiz kadar yapalım. 23 tane oldu şimdilik. Tamam. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. İstersek çoğaltabiliriz ama bunu istediğimiz gibi. Şimdi bir tane de ee, neydi ya onun ismi? Bir dakika. Benim şu bitkileri kırdığım aletin ismi neydi ya? Şimdilik yine buralarda bir yere kuruyorum. Her taraf çok e, sıkış tıkış oldu biraz ama önemli değil. E, burada böyle bizim tam bu köşede görünmez sandığımız olacak. Ya da bunu biraz daha dışarı alabilirim. Mesela şuraya. Hı, tamam daha iyi. E, burada olduğunu anlamak için ne yapabiliriz? Burada da sandığımız vardı bizim doğru. Yani şu an benim eğer etrafta başka sandıklarım varsa onları bulmam sorun olacak. Evet şuna bakın. <laughs> burada bizim sandık vardı değil mi? Direkt şey sandığı bu. Eee... Amadron tabletle yaptığımız sandık. Evet. Onu unutmamak lazım. Orada olduğunu. <laughs> Her neyse. Bu burada. Daha sonra ne yapıyorum ben? Buraya floral fertilizerımı koyuyorum ve floral fertilizer çalışıyor. Bana bir sürü botanya çiçeği veriyor. Daha sonra ben de bunları kırıyorum ve hepsini alıyorum. Ve bunu birkaç kez yapıp geleceğim şimdi. İki şey. Petal, e, Afotesari ve Lexica Botania. Lexica Botania'yı da direkt e, bir tane kitap ve bir tane sublink de yaptım. Çok kafa karıştırıcı veya müthiş bir şey değil. Daha sonra bunları da e, sandığımızın yanına koyalım. Bunu yani. Şimdi bu arkadaşa tabii ki su da gerekecek. Dolayısıyla buraya bir de su çekmemiz lazım. Yani kısacası ben ne yapıyorum? Buradan su alıyorum. iki kova. Ve daha sonra birkaç tane şey alacağım hemen şuradan. Slab ve buradan işimize bakacağız artık. Bunları da hemen şu arkadaşın dibine koysak gayet hoş olur bence. Fazla yer kaplamasını istemiyorum o yüzden direkt şöyle yapacağım bunu. Hani 2x2 olması şart değil, sınırsız olması için biliyorsunuz. Direkt böyle bir şekilde yapabiliyorsunuz ama böyle şekil yaparken daha fazla şeye ihtiyacım olacak gibi. Silebe Evet. Bir sürü wood iron chest upgrade yaptım. Çünkü bu sorunu çözmenin iyi bir yolu bence. Hani demir olca görünür oluyorlar. <laughs> Onu fark ettim. Şuradaki demir sandıkları görünce direkt eğer bu görünmez olmaları sorununu çözemezsem her şeyi demirden yaparım. Çünkü hani bende demir çok fazla var ve istediğimiz kadar sonsuz üretebiliyoruz bu mod paketinde. Benim için herhangi bir masraf değil ve bizim için çok büyük olan bir sorunu çözüyor. Şu an etrafta bir ara koyup unuttuğum bir sandık var mı bilmiyorum. Varsa da e, artık siz söylersiniz herhalde veya zamanla fark ederiz. Fakat şu anda yanılmıyorsam hepsini şey yaptık. Değil mi? Başka yoktu bir yere koyduğumuz sandık. Öyle olması lazım. Tamam. Bulduğumuz çözüm bu şimdilik. İlk yapacağımız çiçek zaten benim önceki serilerimde de, serilerimde de defalarca gördünüz. Tabii ki bir e, Pure Daisy. Pure Daisy'yi yapmak için direkt bunun içine su koyuyoruz. Daha sonra dört tane beyaz koyuyoruz. Ve bir tane seed koyunca bu istediğimizi veriyor. Ve bu beyazları da direkt mystical white flower'lardan elde ediyoruz böyle yapınca. Ve eğer iki kere aynı şeyi üreteceksek direkt boş elle sağ tıklayabiliriz. Bütün malzemeler içine yerleşir ve atarız. Böylelikle iki tane Pure Daisy'miz oldu. Daha sonra birazcık kendimize ee, dört alalım. Şurada vardı galiba bir tane örneğin. Ve bunları şuraya yerleştirelim. Havada durmalarını istemiyorum açıkçası. Bu burada duracak ve daha sonra bu da burada duracak. Bu Pure daisy'lerin bir sürü kullanım alanı var ve onların da çoğunu kullanacağız biz şimdi. Öncelikle bazı şeyleri farklı şeylere dönüştürebiliyorlar. Bu ne demek? Örneğin e, odun ve taş taşımız bayağı az kalmış. Birazcık taş pişirelim ayrıca. 2.64'lük alayım. Ve şurada pişirmeye başlayalım 264'tü. Yani. Ayrıca Steel de ola dursun. Steel de yapmıyoruz uzun süredir değil mi? Evet. Pekala. Oralarda şimdi ilgilenmiyoruz. Bu eşyaları bu çiçeklerin etrafına koyduğunuz zaman beyaz partikıllar görüyorsunuz. Ve bunlar bir süre sonra etrafına koyduğunuz şeyleri değiştirecek. Bir sürü farklı şey değiştirebiliyorlar ve bunları yine kitaptan bakabiliyoruz neler yapabildiğine. Ee, mesela şu an bu tutorial şeyinde tutorial'ı nasıl kapatacağım acaba? Ee, hiçbir fikrim yok. Oh hayır. Bilmiyorum. Ve bunlar bir süre sonra gördüğünüz gibi bunlara dönüşüyor. Kısacası Living Rock ve Living Wood. Bu ikisi de botaniyadaki her şey yapmamıza yarıyor. Bunlardan tabii ki bu kadar yeterli olmayacak. Yakın bile değil. Fakat bunlarla üretmeye devam edebiliriz arzu ettiğimiz kadar. Hemen ısıttığımız ıı, taşlardan da alayım biraz. Ayrıca şuraya biraz daha çarkol takviyesi gerekiyor. Tamamdır. Bunları ben bir süre dolu tutacağım. Böylelikle bizde hem bolca Living Rock hem bolca Living Wood birikmiş olacak sonuç olarak. Ayrıca buraya da kendimize bir çalışma masası yapsak hiç fena olmaz. Kolay ulaşım için. Şöyle koyalım. Peki. Şimdi bunlarla ne yapıyoruz? Bunlarla birkaç şey yapabiliyoruz. Öncelikle kendimize bir mana pool yapabiliriz. Daha sonra mana spreader denilen bir aletimiz var. Ve bunu da yapabiliriz. Bunun için bir adet Kendimize altın almamız gerekiyor. Altınımız bol bol var. Ve artık bunu üretebilirim. Buraya da herhangi bir petal koymamız gerekiyor. Kısacası en çok olandan bir tane alın ve harcayın. En kolay yolu bu. Ve de böylelikle spreader'ımızı da yaptık. Fakat bunların ikisi herhangi bir enerji üretme yolu olmadan hiçbir işe yaramaz. Tam anlamıyla anlamsız. Peki enerji elde etme yolumuz ne? Eğer botaniğe girersek, daha doğrusu kitaptan göstersem daha iyi olur. Enerji elde etmemizi sağlayan bir sürü gördüğünüz gibi çiçeğimiz var. Hepsi farklı bir yolla çalışır. Mesela bu arkadaş direkt patlamalarla çalışıyor. Ve patlamanın gücünü emiyor. Yani patlama herhangi bir çevreye zarar vermiyor. Fakat bunu yapmak için rune of fire ve rune of wrath gerekiyor. Ve şu an onlar bizim için oldukça uzakta. Yani şu anda çok bizim için geçerli değil bunların çoğu. Çünkü çoğuna baktığımızda neredeyse hepsinin üretimi rune istiyor. Ve bizim şu anda rune elde etmemiz imkansız açıkçası. Dolayısıyla biz en basitiyle kalacağız şimdilik. O da bizim end of flame'imiz. End of flame yakı yakılan bir tane malzeme attığınız zaman bize mana üretir. Ki zaten şu anda bize de tam olarak o lazım. Çünkü... Yakılan malzememiz sonsuz var ve kullanmakta da hiçbir sakınca yok. Bunun için brown, red ve light gray gerekiyor. Yani brown, red ve light gray gerekiyor. Bunların oranı oldukça önemli çünkü bakacak olursak brown hepsinin iki katı kadar gerekiyor. Yani brownın iki katı kadar bunlar olacak. Brown'dan yedi tane olduğuna göre bizde yani bunlardan birini bırakıyoruz ve bunlardan da şunları bırakıyoruz. 6 brown, 3'er tane red oldu. Daha sonra bunların hepsini petal haline çeviriyoruz. Elimize seed'i de hazırlıyoruz. 2 tane bu, birer tane bunlar ve bir tane seed. Ve artık bu buraya kaydedildi. Şimdi tek yapmam gereken şey boş elle sağ tıkla seed at. Su doldur boş elle sağ tıkla seed at. Su doldur, boş elle sağ tıkla, C'de at ve bu şekilde devam edince bize tam 6 tane end of flame geldi. Harika. Peki bu end of flame'lerle ne yapacağız? Bir uyuyalım. Yeniden bizde çok olan bir tane e, çiçek alıyorum. Mesela orange petal. Daha sonra Living Wood'larla kendimize bir şey yapacağız ve kendimize bir asa yapacağız bir çeşit. Asa için direkt şunu yapıyoruz. Üçüncüyü yapmayı unuttum. Ve böylelikle iki tane de yanına petal koyarak kendimize Wand of the Forest yaptık. Bunların hepsini kullanarak ne yapacağız? Şimdi ben muhtemelen çiçekler için ayrı bir alan oluşturacağım. Burası daha çok yeşillik, çiçek gibi şeyler oluşturmak için bir sistem kurmak adına. Fakat şimdilik hadi yaptığımızı gösterelim diye buraya yerleştiriyorum. Zaten botaniyayı bir dahaki bölüm bitireceğiz. Bu bölüm değil. Dolayısıyla sadece bir giriş yapmış olduk. Bu bizim enerji depomuz. Bu bizim enerji üreten aletimiz. Enerji üretecek çiçeklerimiz de bu arkadaşlar. Enerjiyi neyle üreteceğiz? Şimdi bizde bolca kömür var. Direkt bu kömürleri alıp bunları bir sürü block of coal yapıp daha sonra bunları kullanmak bizim için en mantıklı seçenek olur. Hem block of Call olduğu için çok daha uzun süre idare edecektir zaten. Bunların üçünü de atıyorum yere ve üç tanesi de bunların üç, bu üç çiçek tarafından yeniyor. Daha sonra bu mana spreader'ın buraya nişan almasını sağlıyorum. Ve böylelikle üç aynı anda çalıştığı için buradaki mana pool dolmaya başlıyor. Mana pool dolmaya başladığına göre biz ne yapacağız? Manapool'da bir şeyler üreteceğiz. Manapool bize bir sürü farklı şey sağlayabiliyor. Eğer şu kitabı açarsam göreceğiz bunu. Nerededir ki? Onu nereye yazmıştır adam? Manapool. Evet. Manapool bize neler yapabiliyor? Burada görüyoruz. Iron'ı Block of e, Manasteel'e dönüştürebiliyor. Ya da Manasteel'e dönüştürebiliyor kısacası. Anger Pearl'ı Mana Pearl'a dönüştürebiliyor. Block of Diamond'ı Mana Diamond'a dönüştürüyor ya da Diamond'ı. Redstone'u Mana Powder'a veya herhangi bir iğne denir tozu. Glass, Mana Glass, Mana Infused String gibi. Ve Cookie, Biscuit of Totality. Bunlar ne işe yarıyor? Bunların hepsinin farklı farklı kullanım alanı var. Bir sürü farklı şey ürettiğimizde. Her şeyden çok biz Mana Steel'ı çok fazla kullanacağız ileride. Bir dahaki partiyi de aldım. Bu da demek oluyor ki bir tane daha kendimize gold alabiliriz. Zaten goldum varmış çantamda ve bir adet daha kendimize mana spreader yapabiliriz. Peki bu mana spreaderi ne için yapıyoruz? Bu mana spreader da bizim başka bir aleti çalıştırmamızı sağlayacak. Öncelikle ender pearl'ı buraya atıyoruz ve bu bize mana pearl veriyor. Daha sonra mana pearl ve living rock'ları kullanarak runic altar yapıyoruz. Runic altar bir çeşit çalışma masası ya da çalışma masası dediğim bir şeyde ürettiğimiz bir masa. Ve enerji istiyor çalışmak için doğal olarak. Enerjiyi de bunu buraya koyacağız ve buradan da buraya bir mana spreader yerleştireceğiz. Böylelikle burada çiçeklerde ürettiğimiz enerji mana pool'da depolanıyor ve oradan da eğer gerekirse runic altara yerleştiriliyor. Peki bu runic altar ne işe yarar? Eğer oradan bunu da bulursak runic altarı galiba Kısacası bunda bir sürü evet direkt üstüne tıklayınca bakabiliyorduk. Doğru. Şimdi hatırladım. Rune of Water, Rune of Earth, Rune of Air, Rune of Fire, Rune of Spring, Rune of Summer, Rune of Autumn, Winter falan filan bütün rünler var. Bu rünler ne işe yarayacak? Rünler hatırlıyorsanız biraz önce gördüğümüz daha değişik çiçeklerde kullanılıyordu. Fakat rünler sadece çiçeklerde değil bir sürü şeyde kullanılıyor. Ve bizim sıradaki adımımız da kendimize bir Terra Steel yapmak olacaktır. Terra Steel yapmak bayağı bir fazla enerji ister. Direkt şunun içini doldurmamız lazım neredeyse tamamen. Ki e, şu anda ne kadar dolduğunu göz önünde bulundurursanız ne kadar fazla mana üretmemiz gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Ve onun dışında Ayrıca tamamı değil yarısı kadarmış. <laughs> ee, evet. Onun dışında bir de tabii ki bunları kullanıyor. Bizim için diamond çok önemli değil fakat bunun karşılığında terra steel elde edeceğiz. Kısacası bir sonraki bölüm ne yapacağız? Bir sonraki bölüm kendimize bütün bu rünleri elde edeceğiz. Rune of Fire, Rune of Air, Rune of Mana, Rune of Earth, Rune of Water, Block of Mana Steel falan ve Terra Steel Agglomeration Plate yapıyoruz. Daha sonra bunu yerleştiriyoruz. Enerji sağlamak için çok daha büyük bir mana sistemi kuruyoruz. Enerjiyle terra steel elde ediyoruz ve daha sonra Peki görev yapmak dışında başka ne yapabiliyoruz? Aslında yapabildiğimiz çok fazla şey var ve çok ilginç şeyler var. Öncelikle functional floralar var. Bunlar herhangi bir görev yapabilen çiçekler. Bunlar nedir? Örneğin hopper e, hawk var. Bu etrafındaki eşyaları direkt alan bir çiçek. Ben normalde bizim buradaki yaratık tuzağında onunla yapacaktım. Hani e, uzaktan item çekebilmek için. O yüzden normalde çok daha erkenden botaniğe geçecektik bu duvar arkasından item çekmeyi halledebilmek için. Çünkü o çiçek de yapabiliyor diye biliyorum ama o sorunu çözmek için çok ucuz da range collector diye bir şey vardı. O yüzden botanyaya planladığımdan geç geçtik, şimdi geçtik. Fakat hala o bir seçenek. Onun dışında nelerimiz var? Tek özelliği o değil. Burada bunların hepsi farklı bir işe yarıyor. Örneğin kullanmak isteyebileceğimiz bir şey bu. Bu arkadaş direkt endirmenlerin ışınlanmasına engelliyor. Ve birazcık da mana verirsek endirmenleri kendisine doğru çekiyor. Ya ilginç şeyler var baya. Ve hani bunların hepsi farklı bir şey yarıyor. Tek tek üstünden geçmek isterim fakat şu an mod tanıtımında değiliz. Gerek yok. Daha çok ilgimizi çekecek şeylerden birisi de mystical items. Bunlar eşyalar. Çiçek değil de bizim işimize yarayan. Bir sürü farklı şeyler var. Fakat asıl önemli olanları bence şu rodlardan ilginç olan şeyler var. Ama onlardan ziyade bubbles ve accessories çok daha heyecan verici genel olarak. Mesela görünmezlik pelerini. Direkt görünmez olmamızı sağlıyor. Onun dışında bir sürü farklı şeyler. Bizim ilk yapacağımız şey Ring of Magnetization. Bu direkt eğer e, manamız varsa itemları kendimize doğru çekiyor. Kısacası. Tamam. Onun dışında bir de Soul Junior Sash denen bir şey var. Ve bu küçük bir mana maliyetiyle beraber bizim hızlı koşmamızı ve bir blokluk yükseklikten yürüyerek çıkmamızı sağlıyor zıplamadan. Bu direkt etrafta dolaşmamızı çok daha hızlı hale getirecektir. Veya daha ilginç şeyler de var. Atıyorum canavar tuzağını falan iyi görebilmek için ve ileride yapacağımız daha gelişmiş tuzakları iyi görebilmek için duvarların arkasından yaratıkları görmemizi sağlayan şey var mesela. İlginç şeyler var, gerçekten ilginç şeyler var. Tabii ki hepsine bakmıyoruz. Hepsinde enteresan şeyler var, yapabileceğimiz. Ve evet. Bizim asıl odaklanacağımız şey tabii ki asıl görevi bitirmek için yapmamız gereken şey Alfayma Portal. Bu portal bizim geçip keşfedeceğimiz bir dünya değil. Sadece portala eşya atıyoruz ve portalın diğer tarafındakiler karşılığında bize farklı eşyalar veriyor. Bunun için Terra Steel'e ihtiyacımız olacak. O yüzden Terra Steel yapmamız lazım dedim. 3 tane nugget'ını Elven Gateway Core için kullanıyoruz. Daha sonra Natural Pylon'lardan yapacağız. Bunun için de birazcık gerekiyor. Ve böylelikle bunu yapıyoruz. Bu portaldan da direkt geçeceğiz. İleride bakacağız bir dahaki bölüm portalı kurmuş olacağız tamam. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.